Merhaba sevgili dostlar. Bugün sizlere köyümüz için güneş enerji sistemi almaya karar verdik. Onunla ilgili bir video hazırlamaya karar verdik. Güneş enerji sistemi alırken neye dikkat etmeniz gerekiyor? Bunları Antalya'nın en ünlü bu sistemi satan bayisiyle görüşüyoruz. Şimdi isterseniz bu konuya geçelim. Merhabalar, sizi tanıyabilir miyiz? Benim isim Danyal. Yeşilgün'ün güneş enerjisinde satış temsilcisiyim. Evet. Sizin sorduğunuz güneş enerjisi için, müstakil evler için, köyler için verdiğimiz kapalı devre krom basınçlı, evet. Yani normal apartman dairelerinde kullanılmayan ama villalara, duplekslere, müstakil evlere verdiğimiz krom kapalı devre basınçlı ürün en iyisidir. Bunun daha alt segmentleri vardır. Galvaniz sacdan yapılan, baslanmazın yerine emaya sacdan yapılan. Birkaç yıldan sonra deponun patlama riski olur. Ve bu sistemler kapalı devre çalışır. Kapalı devre çalışmasının mantığı, paneller kireçten etkilenmez, tortu partiküllerden etkilenmez. Sistemin en iyisi kapalı devre krom basınçlıdır. Evet. Normal apartmanlara alacağınız sistemde yine iki depolu sistemler olur. Basınçlıya gerek yoktur. Onlar da yine kapalı devre olursa ve krom olursa uzun yıllar hizmet eder. Bunlara dikkat edilirse. Artı satış sonrası herhangi bir sıkıntı olursa muhatap bulmak çok önemli bu konuda. Evet, o garanti kapsamında servisin gelip gitmesi önemlidir. Sizin bu konuda yardımlarınız oluyor mu? Tabii ki oluyor. Satıştan sonra. Biz üretici firmayız, uygulayıcı firmayız, garantisine ve servisine bakan firmayız. Garanti şartlarınız nelerdir? Garanti, garanti bittikten sonra 200 lira servis ücreti var şu an. Servis ücretini vererek neresi olursa olsun taktığımız her üründen ister sizin köy olsun, ister Manavgat olsun, ister merkez olsun hepsi bizim sorumluluğumuzdadır. Bizim köy özellikle Antalya'ya oranla biraz daha soğuk geçiyor. Bununla ilgili nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Antifrizli olduğu için sistem kış aylarında don olayı yüksektir sizin oralarda. Evet. Ama sistem antifrizli olduğu için bir risk yoktur. Sadece müşteri her yıl kışa girerken 3 litre kadar antifriz koymakla yükümlüdür. Evet. Koymadığımız takdirde sorumluluk don olursa patlar ve bu da garantiye girmez. Evet, anlıyorum. Şimdi isterseniz sizin satış yaptığınız sistemler üzerinde göstereyim mi? Tabii, buyurun. Bu sistem. Gördünüz, evet. Köyler için, villalar için, dubleksler için, müstakiller için, krom depolu. Evet. Kapalı devre, şu üstteki küçük kutu gördüğünüz gibi antifriz koyduğunuz yer, panellerin kireçten etkilenmesini engelleyen sistem. Peki bu paneller fırtınada falan kırılma... Hayır, monte esnasında çok sağlam bir şekilde monte ediliyor. L demir dediğimiz, atkı dediğimiz bir sürü farklı malzemeler var uygulayan ustamızın. Hiçbir şekilde bir uçmadır, yıkılmadır bir şey söz konusu değildir. Peki apartmanlar için neyi tavsiye ediyorsunuz? Apartmanlar için iki depolu sistemi normal bir sistem düşünürseniz... Bu sistem. Evet, iki depolu. Sıcak su kendi doğal cazibesiyle aşağı düştüğü için basınçlıya gerek kalmıyor. Bizim bu orta segmentli bir ürünümüzdür. 2 yıl garantilidir bu. Antalya'nın suyuna göre, kirecine göre ortalama ömrü 6 ile 8 yıl arasındadır. Anlıyorum. O yıldan sonra tekrar kireçten derindiği için deponuz, paneliniz değiştireceksiniz. Peki bizim yazlık ev 3 katlı örneğin bunu bu sistemle mi kullanmamız gerekiyor yoksa apartman sistemi? 3 katta sizinse 3 daire evet. Basınç alacaksınız. Hangisi? Bu. Evet. Bu 5 katlı binanın ara katında 4'te, 3'te, 2'de, 1'de 7 katlının 6, 5, 4, 3'ünde oturanlar insan için. 3 katlı triplekslere, 2 katlı dublekslere, müstakil evlere olmaz. Anlıyorum. Çalışmaz. Şu an bizim yazlıkta örneğin suyumuz çok basınçlı değil. Hatta motor kullanıyoruz. Evet. Bu sistemle kullanılıyor. Soğuk suyunuz ne kadar güçlüyse sıcak suyunuz da o kadar güçlü olur basınçlı sistemlerde. Bu sistemlerde mutlaka kart ittifakı gerekiyor suyun aşağı sert düşmesi için. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Herkese Yeşilgün'e Güneş'i tavsiye ediyorum. Pişman olmazlar, memnun kalırlar. Hem satıştan hem satış sonrasında. Çok teşekkür ediyorum bize verdiğiniz bilgiler için. Sağ olun, kolay gelsin. Evet sevgili dostlar, köy evine uygun güneş enerjisi sistemini aldık. Ama uzun bir süre montajını yaptıramadık. Çünkü köyümüzde sürekli yağmur yağmaktaydı. Sizin de gördüğünüz gibi bugün yağmur yağmayacaktı ama yine yağmur yağdı. Someday.
Yağmura rağmen güneş enerjisini aldığımız bayinin ustaları güneş enerjisi sistemlerini monte etmeye başladılar. Güneş enerjisi sistemini yeni yaptırdığımız depo çatısının üzerine monte ettirdik arkadaşlar. Bunun nedeni ise tadilat yaptırdığımız yeni çatıda ustaların güneş enerjisi sistemine yer ayırmamış olmasından kaynaklandı arkadaşlar. Çatı uygun olmadığı için demir panellerle bahçeye güneş enerjisi sistemini kurmamız tavsiye edildi. Lakin görüntü çirkinliği yaratmaması için biz böyle bir fikir düşündük. Umarım sizlerin de hoşuna gider. Yerine basmazsam panelle beraber cırt aşağıya. Zaman zaman köy hayatına adapte olmak için kaldığımız köy evimizde en önemli şeyin sıcak su olduğunu anlamış olduk arkadaşlar. Özellikle kışın sıcak su olmadığı için çok zorlandık. Bu yüzden bulduğumuz ilk fırsatta güneş enerjisi sistemini kurarak sıcak suya kavuşmayı planladık arkadaşlar. Çek. Makine alacağım, bekle. Fazla çek. Yeter mi? Yeter şu anda. Gel. Lokma da buraya. Lokma bende. Aha bir tane kelepçe atar mısın abi? Niye çıkardın? Şurayı ver. Isıt şurayı. Orada bakayım. Bir tane de kelepçe atar mısın abi? Düşmüş. Yağmurdan dolayı işleri aksayan ustalar aralıklarla da olsa montaj yapmaya devam ettiler. Atma. Ne yapacağız? Buraya ne yapacaksın? Ha, getir. Evet. Paneli atıyoruz, hemen suyu veriyoruz.
Geliyorum tak, geliyorum. Geldim. Kaç. Yok, içini iç. Birinci panelin montajından sonra şimdi ikinci panelin montajına sıra geldi. Çek, sen yere bir koysan. Çek. Tamam, atar mı? Çektim, çektim. Yes. Otur diyor. Çek, dur. Altı geçin, altı geçin. Altı geçin. Geçin abi, geç. Geçin abi, geç. Geçin abi, geç. Geçin abi. Tamam, yeter, yeter. Geçir. Efendim abi. Sıktın mı? Evet. İki panel takıldıktan sonra güneş enerji sistemi bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Şimdi sıra su sisteminin ev içerisine alınmasına geldi. Ustalar bunun için çalışmaları başlatmış oldu. Depo ve ana şebeke arasındaki su da ayarlandı. Şimdi deponun doldurulmasına sıra geldi arkadaşlar. Suyu açtır abi gidin. Sen hemen matkabı götür, bir tane antifriz getir. Tamam. Şey, tamam. Antifrizin kapağı yoksa onu da getir. Antifrizin kapağı var. Hani? Burada var. Ben getirdim. Çantayla beraber getirdim. Of, tamam hadi yürü. Çok sıcak oldu ya. Tamam. Yağmurdan sonra ciddi yandım. Yürü 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 çabuk. Gözlük orada, unutmayalım. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından güneş enerji sistemimiz kullanıma hazır oldu arkadaşlar. Ustalar ayrıca deponun korunması için antifriz de ekleyerek işlerini tamamlamış oldular. Evet dostlar, bu güneş enerji sistemi için toplamda 13.500 TL ödemiş olduk. Videomuzu izlediğiniz için hepinize çokça teşekkür ediyoruz. Eğer henüz abone olmadıysanız kanalımıza abone olarak bize destek vermenizi sizlerden rica ediyoruz. Ayrıca videomuza beğeni ve yorum da yaparak bizleri mutlu edebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda buluşmak dileğiyle, dostça kalın, hoşça kalın, sevgiyle kalın arkadaşlar.